Merhaba arkadaşlar, ben Tülay Ateş. Bugünkü konumuz hobiler. Hobi nedir? Kitap okumak, resim yapmak, yazı yazmak. Bakalım. Mesleğimizin dışında, yani meslekten farklı bazı işler yapıyoruz. Mesela müzik dinlemek, satranç oynamak, bisiklete binmek, balık tutmak gibi. Bu işlerden para kazanmıyoruz. Bu işleri yapıyoruz çünkü bu işleri seviyoruz. İşte bu işlere hobi diyoruz. Her insanın hobisi farklı farklı. Bazı insanlar bisiklete binmeyi, bazı insanlar kitap okumayı, bazı insanlar müzik dinlemeyi seviyor. Peki benim hobilerim neler? Benim hobilerim resim yapmak, dağda yürüyüş yapmak, evcil hayvan beslemek, yemek pişirmek. Peki sizin hobileriniz neler? Spor yapmak, fotoğraf çekmek, seyahat etmek, bisiklete binmek, basketbol oynamak, koleksiyon yapmak, ata binmek, yüzmek, kayak yapmak, müzik dinlemek, gitar çalmak, motosiklete binmek, dikiş dikmek, ütü yapmak, örgü örmek. O zaman şimdi siz de tekrar edin. Benim hobilerim spor yapmak, bisiklete binmek. Evet, bunu tekrar ediyoruz. Ama dikkat etmek gerekiyor. Neden? Hobiler ve meslekler birbirinden farklıdır. Yani hobi farklı bir şey, meslek farklı bir şey. Mesela balık tutmak. Evet, bu fotoğrafta bir adam var ve balık tutuyor. Çünkü bu adam balık tutmayı seviyor ve balık tutmaktan, yani bundan para kazanmıyor. Ama buradaki adama bakıyoruz. Buradaki adam balıkçı ve balıkçılık bir meslek. Bu adam balık tutuyor ve bu balıkları satıyor. Yani bu adam balıklardan para kazanıyor. Balık tutmak hobi, balıkçılık bir meslek. Bunu çoğaltabiliriz. Mesela resim yapmak. Benim hobim resim yapmak. Ben resim yapmayı seviyorum ve resim yapmaktan para kazanmıyorum. Ben ressam değilim. Evet, şimdi bir ressamın hayatına bakalım. Fotoğrafı görüyoruz değil mi? Fotoğrafta bir adam var ve gözlük takıyor. Acaba neden? Bakalım. Adı Eşref Armağan. Ama bir ressam. Yani gözleri görmüyor. Ama yüreği aydınlık. Yani yüreği görüyor. Onunla röportaj yaptım. Ve onu çok sevdim. Bir kere hiç şikayet etmiyor. Neşeli, keyifli, halinden memnun, sinirlenmiyor, kızmıyor. Hatta ne güzel, kötülükleri görmüyorum diyor. Bana şunları anlattı. Bir akşam evimize misafir geldi. Gece saat 3'te kalktım. Of, canım sıkıldı. Resim yapıyorum. Misafirimiz tuvalete gidecek.
lavaboya doğru yürüdü ve bana çarptı. Uykuluydu. Çok korktu. Ne yapıyorsun bu saatte? Dedi. Resim yapıyorum. Dedim. Işığı neden açmıyorsun? Dedi. Duygulandım. 40 yıldır hiç aklıma gelmedi dedim. Evet, bu ressam ama yani gözleri görmüyor. Evet, eşef armağanın mesleği nedir? Eşef armağanın mesleği ressamlık. Eşef armağan nasıl bir insan? Yani eşef armağanın kişiliği nasıl? Eşref Armağan, sevgi dolu. Şimdi bakıyoruz. Hepimiz internete giriyoruz değil mi? Hepimiz bazen bir saat, bazen daha fazla internette geziniyoruz. Hatta bazılarımızın internet sayfası, yani web sayfası var. İşte Ömer Altınkanat bunlardan biri. Bu sayfa bir internet sayfası, yani web sayfası. Ve bu web sayfası Ömer Altınkanat'a ait. Ömer Altınkanat bu sayfada kendiyle alakalı, yani kendi hakkında bazı bilgiler veriyor. İşte biz bu bilgilere ne diyoruz? Kişisel bilgiler diyoruz. Evet, Ömer Altınkanat konuşuyor hakkında. Adım Ömer, soyadım Altınkanat. Saç rengim siyah, göz rengim ela, boyum 1,75, mesleğim öğrenci, burcum terazi. Benim de burcum terazi. Sizin burcunuz ne? Kova, aslan. Burçlara bir bakalım. Doğum tarihim 15 Ekim 1997. Benim renklerim yeşil, mavi. Hangi yemekleri seviyorum? Döner, mantığı, ızgara. Hangi tatlıları seviyorum? Baklava ve künefe. Ömer seviyor, Ömer sevmiyor ve Ömer'in hobileri neler? Bakalım, seviyorum. Ömer şöyle diyor. Ben yüzmeyi seviyorum. Satranç oynamayı seviyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Seyahat etmeyi seviyorum. Çok seviyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmeyi çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Mangalda et pişirmeyi çok seviyorum. Sevmiyorum. Ödev yapmayı sevmiyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı sevmiyorum. Ve sıcakta yürüyüş yapmayı sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Yani nefret ediyorum. Bulaşık yıkamayı sevmiyorum, hiç sevmiyorum. Ütü yapmayı hiç sevmiyorum. Soğuk havayı ve geveze insanları hiç sevmiyorum. Peki hobileri neler? Fotoğraf çekmek, dağda yürüyüş yapmak, bisiklete binmek Ömer Altınkanat'ın hobileri. İlgi alanları neler? Müzik, edebiyat, sinema. Evet, siz peki neleri seviyorsunuz, neleri sevmiyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Mesela ben bisiklete binmeyi seviyorum ama bulaşık yıkamayı hiç sevmiyorum. Peki siz neleri seviyorsunuz ve sevmiyorsunuz? Şimdi defterlerinize yazmayı deneyin. Evet, internette bazı kelimeler var. Aslında biz bu kelimeleri, bu işaretleri
çokça kullanıyoruz, çok fazla kullanıyoruz. Mesela bu işaret Türkçe kaydet demek. Mesela bu işaret Türkçe yazdır demek. Bu işaret kes ve bu işaret kopyala, bu işaret ise yapıştır. Daha önce öğrendik. Mekmak istiyorum. Gelmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Boyatmak istiyorum. Kestirmek istiyorum. Evet, Zeynep kuaföre gitti ve saçını boyatmak istiyor. Ve sandalyeye oturdu ve kuaförle konuşmaya başladı. Kuaför, size çay ikram edelim. Yani ikram etmek istiyoruz. Peki nereye oturayım? Saçınızı hangi renge boyayalım? Zeynep ne yaptı? Zeynep kuaföre gitti ve bir şeyler istedi. Bunu konuştu. Nasıl konuştu? Alı, eli, ayım, eğim şeklinde konuştu. Bunun adı ne? Bunun adı istek. Yani size çay ikram edelim, istek. Nereye oturayım, istek. Saçınızı hangi renge boyayalım, istek. Ve burada şuraya dikkat edelim. Elim, ayım ve yalım. Evet, istek sadece iki şahısta var. Ben ve bizde var. Ben şekli ayım, eğim, yayım, yiyim. Biz şekli alım, elim, yalım, yelim. Evet, istek tekrar ediyorum. İki şahısta var. Ben ve biz. Peki, farklı farklı şekilleri var. Neden? Daha önce öğrendik. Kelimenin son harfine bakıyoruz. Kelimenin son harfi, ünsüz harf ise ayım, eğim. Kelimenin son harfi, ünlü harf ise yayım, yeyim. Evet, son harfe bakıyoruz. Ünsüz harf var ise ayım, eğim. Ünlü harf var ise yayım, yeyim. Aynı şey burada da var. Kelimenin son harfi, ünsüz harf ise alım, elim. Kelimenin son harfi, ünlü harf ise yalım, yelim. Evet, örneklerle bu durumu açıklayalım. Kelimemiz gel. Sil, yüz, gör, bak, kır, bul, koş. Bu kelimelerde ortak nokta, bu kelimelerin son harfi ünsüz. Ve son ünlü harfi e, i, ü, ö ise eğim, elim. A, ı, u, o ise ayım ve alım ekleri geliyor. Evet, şimdi tekrar edelim. Gel, geleyim, gelelim. Sileyim, silelim. Yüzeyim, yüzelim. Göreyim, görelim. Bakayım, bakalım. Kırayım, kıralım. Bulayım, bulalım. Koşayım, koşalım. Ama
dikkat etmemiz gereken başka bir yer var. Kelimenin son harfi, ünlü harf ise o zaman yayım, yeyim ya da yalım, yelim eklerini kullanıyoruz. Mesela oku, okuyayım, okuyalım, bekle, bekleyeyim, bekleyelim. Evet, peki anlamlarına gelelim. Geleyim ne demek? Geleyim, gelmek istiyorum. Sileyim, silmek istiyorum. Bakayım, bakmak istiyorum. Gelelim, gelmek istiyoruz. Silelim, silmek istiyoruz. Bakalım, bakmak istiyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Peki ne? İstek kipinin iki anlamı var. Birinci anlamı ve önce ve en çok geçerli olan anlamı istiyorum. Yani istek. İkinci anlamı ise tavsiye. Yani öneri. Evet, şimdi buraya bakalım. Burada Zeynep ve Esra konuşuyorlar. Hafta sonu nereye gidelim? Esra cevap veriyor. Sinemaya gidelim. Buradaki anlamı hem istek hem de öneri yani tavsiye. Ben sinemaya gitmek istemiyorum. Tiyatroya gidelim. Tamam, anlaştık. Filiz ve İrfan konuşuyorlar. Yemekten sonra tatlı yiyelim mi? Yani yemek istiyor musun? Oo, harika olur. Ben künefe istiyorum. Ben de baklava. Tatlılardan sonra çay içelim mi? Ben çay içmek istemiyorum. Türk kahvesi içeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.